doğadaki bazı canlılar yaratılışlarındaki mucizevi bir sistem olarak kendi ışıklarını kendi bedenlerinde üretirler. Denizlerdeki yakamozlar da bu canlılara bir örnek. Yakamoz dediğimiz şey, denizde yaşayan, uyarıldığında veya bir şeye temas ettiği zaman ışık saçan tek hücreli bir deniz canlısı. Işık saçmasından dolayı denizin ateş böceği olarak da düşünülebilir. Yakamozun en çok karıştırıldığı şeylerden biri ise mehtap. Mehtap ayın denizdeki yansımasıyken, yakamoz başlı başına ışık saçan bir canlıdır. Yakamoz ışığı yansıtmaz. Aksine ışık olan ortamda yakamoz görmek mümkün değildir. İşte bu canlıların kendi bedenlerinde ürettikleri bu ışığa da biyolüminesans deniliyor. Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle ışık üretilmesi ve yayılması olayıdır. Birden fazla yakamoz bir araya gelerek kimyasal reaksiyon gösteriyor ve ışık saçıyorlar. Denizde dalga varsa veya bir tekne geçtiğinde ya da suya taş atıldığında bu parlaklığı görebiliyorsunuz. Bu yüzden biyolüminesans doğanın bize sunduğu en güzel görsellerin nedeni olabilir. Yakamozun görülebilmesi için diğer ışık kaynaklarının, yani güneş, ay veya şehir ışıklarının yakamoz ışıklarını bastırmaması gerekiyor. Karada ve denizde binden fazla canlı bu özelliği kullanıyor ve hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Bu özellik her ne kadar gün ışığında işe yaramasa da karanlıkta onları eşsiz kılıyor. Olağanüstü bir güzelliğe sahip bu parlama bizleri etkilese de bazen de bu canlıların tehlikede olduklarını gösteriyor. Biyolüminesans denilen tepkime bu canlıların avlarına karşı bir saldırıda olduklarını ya da yırtıcılara karşı savunmada olduklarını gösteriyor. Bazıları da denizin dibinde yiyecek bulabilmek için bir fener gibi kullanıyor bu özelliğini. Burada bahsi geçen saldırıya gemilerin temas etmesi bile örnek olarak gösterilebilir. Karanlık bir gecede gemilerin çevresinde ışıldayan yakamoz sayesinde uçak gemilerine iniş yapacak olan pilotlar yön bulabilmektedirler. Özellikle yapı ışıklardan oldukça uzak olan okyanus açıklarında bu yöntemin hayat kurtarıcı olduğu söyleniyor. Balık sürülerinin çok olduğu kıyılarda dışarıdan beşeri bir etki olmadan da gözlemlenebilen yakamoz, oldukça sihirli ve büyülü bir görüntü oluştururken şarkılara ve şiirlere konu olmasına şaşırmamak gerek. Birçok canlı yaşamını devam ettirme yarışında birçok değişim geçirmiştir. Biyolüminesans da bu değişimlerden biri olarak görülmektedir. Canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan bu özellik sayesinde biz de yeni ve ilginç canlılarla tanışıyoruz. Aynı zamanda güzel bir görsel şölen de cabası. Bir de ateş böcekleri var ki bunlar kara biyolüminesansının en bilinen canlıları. Yeni Zelanda'da bulunan ateş böceği mağarasını henüz görmediyseniz bu büyüleyici mağarayı şimdi kanalımızda görebilirsiniz.